Evet, devam edelim. Biraz önce bununla ilgili bir soru çözdüm, tekrar geldi. En büyükle en küçükleri karşılaştırın demiştim. Buranın en küçüğü x eksi 4'tür. Buranın en büyüğünü x artı 3 olarak görüyorum. Sonra diğerleri de x eksi 1 ve x olarak kalsın ve 32 eşittir 0. Şimdi en büyük ve en küçükleri bunları çarptığınız zaman arkadaşlar x kare eksi x eksi 12 gibi bir çarpan. Bunları çarptığınız zaman x kare eksi x gibi bir çarpan ve artı 32 eşittir 0. Sizler şimdi burada artık değişken değiştirmek zorunda kalacaksınız. Neden? Çünkü x kare eksi x diye bir olayımız var. Buna da m diyelim her tarafta gözüken. Şimdi buradan çözüme başlayalım. Aynı yerden devam edelim. O zaman m eksi 12 geldi burası. Çarpı m geldi. Bir de 32 geldi. Eşittir 0. Bunları düzenlediğiniz zaman m kare eksi 12m artı 32 eşittir 0 gelecek. Sevgili arkadaşlar bunu m ve m şeklinde çarpanlara ayırdınız. Eksi 8 ve eksi 4 gördüm. Yanılmıyorum değil mi? Evet doğru. Şimdi buradan m'i bir 8 bulacaksınız. Sonra m'i bir 4 bulacaksınız. Sevgili arkadaşlar o zaman biz başka bir renge geçelim görelim. X kare eksi x dediğiniz m. Bir 8 çıktı. Bir de arkadaşlarım x kare eksi x dediğiniz m bir de 4 çıktı. Yani 8 ve 4 bu denklemin kökleri oldu. Tamam. Hemen düzenleyelim. X kare eksi x eksi 8 eşittir 0. Bir de x kare eksi x eksi 4 eşittir 0. Sizler soruda ne soruyorsunuz? Denkleminin birbirinden farklı reel kökleri toplamı. Delta'ya bakmak zorundasınız. Delta var mı yok mu görelim. B kare 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 8. Yani delta'nın sıfırdan büyük olduğunu, yani 33 gibi bir kök geldiğini. O zaman iki tane kökünüz vardır farklı. Bunların toplamlarını biz istiyoruz. Kökler toplamının formülü. Eksi b bölü a'dan 1 geldi. Birincisinin denklemden köklerinin toplamını buldum. İkinci delta'ya bakıyorum arkadaşlar. Bu delta ile birinci delta birbirinin aynı olabilir mi? Buraya bakıyorum. Arkadaşlar bu da birincisinin deltası 33 gelmişti. Bunun deltası 17 geldi. Köklerin aynı olma şansı asla yoktur. Delta yine sıfırdan büyük çıktı. Çünkü a ile c'nin işareti zaten terste. Delta sıfırdan büyük çıkar. O zaman üçüncü ve dördüncü kökü de tekrar buradan buluyorum. 1. Köklerinizin toplamını söylemişlerdi. O zaman kökler toplamı arkadaşlar. Denklemin farklı reel kökleri var. Hepsinin toplamını da arkadaşlar bulduğumuz gibi 2 söyleyebiliriz. Evet. Şimdi denklemin sisteminin çözüm kümesi tek elemanlı bakın göstermiş. Olduğuna göre m çarpı n'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? Soru tehlikeli bir soru arkadaşlar. Denklem sisteminin çözümü tek elemanlı diyor. Bir kere ben hemen bir numara şu aşağının yani x'lerin kesinlikle eksi 2 olamayacağını söylemem gerekiyor. Çünkü paydayı sıfır yapan değerler olmaz. Şimdi bunların arkadaşlar çözüm kümesinde tek elemanlı ise ben şöyle bir şeyle karşılaşırım. Yani şöyle bir yorum yaparım. Ya yukarıdaki yani 3x kare artı 18x artı m eşittir deltası bu denklemin. Burada deltanın sıfır olması halinde bu işlem olabilir diyebilirim. Çünkü delta sıfırsa yukarıda iki tane kök var ama kökler birbirlerine eşit olacaklar. Fakat bu kök aşağıdaki gibi olmayacak yani eksi 2 olmayacak. Deltasına bakalım arkadaşlar. B kare eksi 4 çarpı 3 çarpı m'in 0 olması lazım. Burayı şöyle çözelim. 18 çarpı 18 gelsin. Çarpmak istemiyorum onu. 4 çarpı 3 çarpı m şeklinde gelsin. Sadeleştirerek bu işlemler hemen yapalım. Sevgili arkadaşlar 3'len 18'i sadeleştirdiğiniz zaman buradan 1 kalacak. Buradan 6 kalacak. 4'len 6'yı sadeleştirdiğiniz zaman burada 3 kalacak. Burada 2 kalacak. 2 ile 18 sadeleştirdiğiniz zaman buradan 9 kalacak. Yani bir nevi ben ne yaptıysam bilemiyorum ama 27'yi buldum. Yani m'in değerini
bir kere 27 buldum. Peki evin değeri 27 ise denklemi bir yazalım arkadaşlar. Denklemimiz arkadaşlar 3x kare artı 18x artı 27 bölü x artı 2 eşittir 0 dediniz. Şimdi şu kareyi 3 ile sadeleştirirseniz burası 9 gibi bir şey gelecek. X artı 2 gelecek eşittir 0. Bakın şimdi yukarıdaki denklem x artı 3'ün karesi bölü x artı 2 geldi. Eşitledik 0'a. Ben bunun 0 olabilmesi için kesinlikle x değerinin de eksi 3 olması lazım diye söylüyorum. Yani bu x dediğiniz şey de çözüm kümesi. Şimdi ne yapmış olduk? Birinci m'i bulduk 27 ve n'i bulduk eksi 3. Şimdi bunları ben biraz sonra çarp diyor bana çarpacağım. Hala bitmedi arkadaşlar. 3 numaraya geliyorum. Şimdi deltası 0'a eşit olabilir. Yukarının olabilir. Bir de bu ifade şöyle olursa yine sıkıntı olmaz. Tek kök olur. Köklerden yukarıdakinin kökleri 2 tanedir. Arkadaşlar ikinci derecedir. En çok 2 tanedir öyle söyleyeyim. Köklerden bir tanesi bu şekilde yazılırsa tabii ki yukarının köklerinden biri eksi 2 olacak. Aşağının da kökleri eksi 2'dir. Eksi 2 payı 0 yaptığı için yukarının kökü olarak kabul edilmeyecek ve eksi 2 aslında oradan kaybolacak. Yani yukarının çarpanlarından bir tanesinin artı 2 olduğunu söylemeye çalışıyoruz. O zaman şöyle yapalım. 3x kare artı 18x artı m'in x artı 2'ye tam bölünüyor olması gerekiyor. Polinomların polinom ifadesine diyeyim. X gördüğünüz yere eksi 2 yazarsanız arkadaşlar 12 eksi 36 artı m'in eşittir sıfırlanmış olması. Yani buradan da m'in 24 oluyor olması gerekir. Bunu da hemen yuvarlak içerisine alalım. Peki m 24 ise ben bunu bir yazayım arkadaşlar. Nedir o zaman? 3x kare gelmişti hatırlayın. Artı 18x gelmişti. Sonra da m'e 24 dediniz. Artı 24 dedim. Hatta biz bunu birazcık daha düzenleyelim. Birazcık daha düzenleyelim. 3'e bölelim yani. X kare gelsin. Artı 6x gelsin. Artı 8 gelsin. Bölü tekrar x artı 2 gelsin. O zaman çarpanları ayırırsanız arkadaşlar x artı 2 gelecek ve x artı 4 gelecek. Dikkat edin. Çarpımları 8. Toplamları şuranın altına hemen yazalım. X artı 2 şeklinde. Şimdi o zaman ben buradan köklerden bir tanesini bunu sıfıra eşitlediğiniz zaman arkadaşlarım siz köklerden bir tanesini şu tarafa doğru geleyim. Köklerden bir tanesini sevgili arkadaşlar sadece eksi 4 olduğunu bunun da yine n olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani ne olmuş oldu şimdi? Şimdi bana ne diyorsunuz siz? Diyorsunuz ki sisteminin çözüm kümesini sağlayanları m ve n'leri m çarpı e'nin alabileceği değerler. Ben m çarpı n'i sizlere şurada bulacağım. M'i kaç buldum, n'i kaç buldum? Onları hemen söyleyeceğim size. M'i arkadaşlarım bulduğunuz kaç? Birincisinden 27 buldunuz. Aynı denklemden n'i eksi 3 buldunuz. O zaman çarptınız eksi 81 geldi. İkinci denklemden m'i 24 buldunuz. Ondan sonra n'i eksi 4 buldunuz. Çarptınız. Burası da eksi 96 geldi. Topladığınız zaman arkadaşlar bunun eksi 177 olarak bulmuş olursunuz ki denklemin çözümü de arkadaşlar eksi 177 olmuş olur. Bayağı zor bir soruydu. İyi bir soruydu. Tekrar ediyorum. Çözüm kümesini tek elemanlı veriyorsa bunun tek kökü vardır demektir. Paydayı sıfır yapanlar kesinlikle kök kabul edilemezler demektir. Paydayı sıfır yapanlar kök kabul edilemezlerse eğer o zaman kök pay kısmından gelecektir. Payın tek kökü olması lazım ama pay x kare olduğundan dolayı bu sefer şöyle diyebilirsiniz. Bunun iki tane kökü var en fazla. O zaman tek olmasını istiyorsanız delta 0 olmak zorunda. Bu birinci yöntemle onu yaptık. İkincisi
Bakın şurası çok değerliydi. İkincisi, payın kökünün aynısı paydada da varsa o da kök kabul edilmeyeceğinden dolayı buradan da bir çözüm yaratılabilir diye düşündük. Evet, devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir normal çarpanlara ayırma sorusu gibi bir şey geldi. X kareye x eksi 1 dedik. Ondan sonra artı 2 parantezinde tekrar x eksi 1 eşittir 0 dedik. Sonra x eksi 1 parantezine alırsanız arkadaşlar bunun x kare gelecek. Sonra bir de 2 gelecek eşittir 0 dedik. Değil mi? Yanlış yazmayalım. X kare parantezinde x eksi 1, 2 parantezinde x eksi 1. Sevgili arkadaşlar, bu 0 olursa cevabınız 1 olur. Bu 0 olamıyor çünkü karesiyle 2'nin toplamı 0 yapmayacak. O zaman çözüm kümenizde sadece sizin bir elemanı vardır, diğerleri çözümde yoktur denilebilir. 28 numaralı soru. Arkadaşlar burada basit bir oyun var. Onu hemen söyleyeyim. X üzeri 6'yı gördüm. Hemen m diyeyim ona. Değişken değiştirmede. O zaman bu soru m kare eksi 2m eksi 3 eşittir 0 geldi. Hani m ve m diye ayırdınız bunu. Sonra eksi 3'e artı 1 dediniz. Yani bunları uzatarak yazmak istemem ama madem öyle yazalım hadi bir kez daha. M'e 3 dediniz ve M'e arkadaşlar eksi 1 dediniz. Şimdi M dediğiniz şeyleri arkadaşlar şurada yerine yazmanız lazım. Ben M'i bilemem ki. Ben X'leri istiyorum. O zaman sorumuzda X üzeri 6'nın bir 3 olduğunu bir de X üzeri 6'nın sevgili arkadaşlar eksi 1 olduğunu bulmuş olduk. Şimdi birincisini çözebilirim ama ikincisini çözemezsiniz arkadaşlar. Hiçbir sayının çift kuvveti negatif yapamayacağı için o zaman x üzeri 6 eksi 1 olma şansına sahip değil. Ama bu nasıl yazılacak? Onu da hemen söyleyebilirim. Arkadaşlar 6. kuvvetini aldınız sizin 3 oldu. O zaman x'leriniz 6. dereceden 3 olarak yazılmak zorunda. Çünkü buradaki ifade ve eksi 6. dereceden 3 de bunun cevabıdır tabii ki. 6. dereceden 3 ile eksi 6. dereceden 3 bunların cevabıdır. Çünkü çift kuvvetse eğer bu içerisi artılı eksili yazılabiliyor diye söylüyoruz. Evet, başka bir soru geldi. Sevgili arkadaşlar bu sorularda yine değişken değiştirmeyi kullanacağız. 3 üzeri x'e m dedik ama orada bir de 3 üzeri eksi x var. Bu da bunun çarpma işlemine göre tersidir. Bunu eksi m olarak yazmaya çalışıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Hatta bunu birazcık düzelterek yapayım. Arkadaşlar 3 üzeri eksi x dediğiniz şey aslında 1 bölü 3 üzeri x demektir. O da 1 bölü m'dir. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu 1. Ondan sonra o zaman devam edelim biz. 3 üzeri x'e m dersem sevgili arkadaşlar m artı burası 1 bölü m eksi 2 eşittir 0. Payda eşitlemek değil her tarafı m'len çarpmak istiyorum. Birinciyi çarparsan m'len m kare. İkinciyi çarparsan buradan 1 kalır. Üçüncüyü çarparsan 2m kalır. O zaman sorumuz şöyle olmuş olur. M kare eksi 2m artı 1 şeklinde gelmiş olur ki bu bir çarpanlara ayırma konusudur. Çoğunlukla oradan yararlanıyoruz. Evet, m'in değerinin 1 olduğunu buldunuz. Arkadaşlar ben yine söyledim. Ben m'i istemiyorum. 3 üzeri x'e siz m demiştiniz ve m'i de şimdi 1 buldunuz. O zaman 3'ün hangi kuvveti 1'dir sorusu benim çözümümdür. Yani arkadaşlar 3 üzeri 0 eşittir 1'dir. O zaman çözümüm de bu. Evet, 30 numaralı soruda arkadaşlar. Şimdi yine bir benzer terim ifade var. Arkadaşlar küp kök x'e m derseniz siz o zaman küp kök x kare denildiği için buna da m kare demek zorundasınız. O zaman biz denklemimizde devam edelim. Birinciden m kare geldi. Sonra bir m geldi. Bir eksi 2 eşittir sıfırladınız. Hani artı 2 ve eksi 1 şeklinde yazayım. M artı 2 gelecektir. Bir de m eksi 1 gelecektir. Eşitlediniz sıfıra. Sevgili arkadaşlarım m'i eksi 2 buldunuz. Bir de m'i 1 buldunuz.
Şimdi M dediğimiz yerleri tekrar yerine yazacağım. M kime dediniz? Bakın küp kök x'e siz M dediniz. Bunun cevabını eksi 2 buldunuz. Bir de küp kök x'in cevabını şu yan taraftan 1 buldunuz. Şimdi bu ikisinin ben çözümünü sağlamam gerekiyor. Sevgili arkadaşlar bu x üzeri 1 bölü 3'ün eksi 2 olduğunu söylüyorsunuz. Derece tek olduğu için sıkıntı hiç yok. Artılı eksili de olabilir. Her tarafın sevgili arkadaşlar küpünü alırsanız bakın şu şekilde küpünü alırsanız sıkıntı olmaz. Buradan x kalır. Buranın cevabı da eksi 8 kalır. Yani küpün içerisinde küp kökün içerisinde eksi 8 yazarsanız sonucunuz eksi 2'ye gitmiş olur. Peki buna bakalım. Yine aynı şekilde x üzeri 1 bölü 3'ün 1 olduğunu söylediniz. Her tarafı gidip de küpünü almaya kalkarsanız o zaman buradaki x değerinde 1 olduğunu görmüş olursunuz. Kökün dereceleri tek olduğundan dolayı, çift kuvvet olmadığından dolayı da herhangi bir korkum yoktur. Köklerimi eksi 8 ve 1 olarak rahatlıkla